Bir sabah uyandığınızda hiçbir şey hatırlayamadığınızı düşünün. Hiçbir şey derken gerçekten hiçbir şey. İsminiz, kim olduğunuz, uyandığınız ev, o günün tarihi, zaman ve mekan bağlantısı kuramayacak kadar hafızanızdan uzak düşmüşsünüz. Vücudunuzun her yerinde ağrılar var. Sanki dün bir dağdan yuvarlanmış ya da çok ağır dayak yemişsiniz gibi. Bileğinizde bir sargı bezi var. Yoksa başarısız bir intihar girişimi mi? Yerde etrafa saçılmış ilaçlar. Evet, galiba gerçekten intiharı denemişsiniz ama başarılı olamamışsınız. Ve bu yüzden de hiçbir şey hatırlayamıyorsunuz. Fotoğraflar var etrafta. Kendiniz dışında kimseyi tanımıyorsunuz. Aslında siz kendinizi tanımıyorsunuz. Çok susuz olduğunuzu hissediyorsunuz. Sanki günlerdir su içmemişsiniz ve günlerce su içseniz dinmeyecekmiş gibi bir susuzluk. Evden dışarı bakıyorsunuz. Mekan hiç tanıdık değil. Dışarı çıkıyorsunuz. Pencerelerden size bakan insanlar var. Hayır, size bakmıyorlar. Cep telefonlarının kameralarıyla sizi kaydediyorlar. Ama neden? Onlara sesleniyorsunuz. Yardım edin. Ben kimim? Adım ne? Burası neresi? Bugünün tarihi ne? Lütfen bana benim hakkında bir bilgi verin. Umurlarında bile değil. Video çekmeye devam ediyorlar. Deklanşör sesleri duyuyorsunuz. Lütfen yardım edin. Umursamaz bir halde vicdansızca video çekmeye devam ediyorlar. Sizin bu perişan, çaresiz ve zavallı haliniz onlarda en küçük bir etki uyandırmıyor. O sırada maskeli, silahlı bir adam düşüyor peşinize. Size ateş etmeye başlıyor. Onlarca insan ellerinde telefonlar hala video çekiyorlar. Maskeli ve silahlı adamın hedefi sadece sizsiniz ve hiç kimse size yardım etmiyor. Ne polisi arayan var ne de sizi evine alan. Dehşet içinde kaçıyorsunuz. Aman Allah'ım, bu insanlara ne olmuş böyle? Neden yardım etmiyorlar? Sadece seyrediyorlar. Saklandığınız bir benzincide size yardım etmeye çalışan iki genç çıkıyor. Sizi tanıyor gibiler. Sanki siz de onları hatırlıyorsunuz ama hiçbir şey net değil. O gençlerden birisi silahlı adamla boğuşurken vuruluyor. Her şey gerçek. Silah sesi, kan, ölüm. İnsanlar vurulan gencin videosunu çekiyorlar. Yardım etmek mi? Tabii ki hayır. Şoktasınız. Hala hiçbir anlam veremiyorsunuz içinde bulunduğunuz bu duruma. Ama zihninize gelen parça parça görüntüler var. Bir yolculuk. Arabayı kullanan bir adam var. Arka koltukta pembe kabanlı, sevimli, siyah bir kız çocuğu. Beyaz bir ayısı var, oyuncak. Size yardımcı olmaya çalışan genç kız bazı bilgiler veriyor size. Ekranlarda ansızın beliren bir görüntü ve bir sinyal insanların zihnini ele geçirmiş ve 10 kişiden 9'u olanları tepkisiz ve keyifle takip eden insanlara dönüşmüş. Hiçbir vicdan belirtisi göstermeyen insanlar. Bu sinyalden etkilenmeyen insanlardan bazıları da bu durumu fırsata çevirip insan, hayvan, eşya fark etmeden onlara istediklerini yapmaya başlamışlar. Demek ki sizin peşinizdeki silahlı adam da onlardan biri. Elinde silah olanlar ve elinde silah olanların yaptıklarını keyifle izleyen insanların ortasında yapayalnız kalmışsınız ve kurbansınız. Peki her şeyin sorumlusu ekranlarda beliren o sinyal miydi? Yoksa içten içe insanlar böyle bir fırsat mı kolluyorlardı? Bundan kurtulmanın bir yolu var aslında. O lanetli sinyalin kapsama alanının dışına çıkmanız lazım. Peşinizdeki katillere ve izleyicilere yakalanmadan bunu başarabilecek misiniz? Şimdi size çok önemli bir bilgi vereceğim. Bu anlattığım hikaye Black Mirror dizisinin 2. sezonundaki Beyaz Ayı isimli bölüm. İsterseniz videoyu hemen burada durdurun. Gidin diziyi izleyip öyle gelin. Çünkü çok fazla spoiler vereceğim. Uyarıyorum. Öyleyse devam ediyorum. Hiçbir ekrana bakmamanız gerekiyor. Bakarsanız siz de sinyalin etkisi altına girebilirsiniz. Ve bu arada zihninize parçalı görüntüler gelip gitmeye devam ediyor. Elinizde bir telefon, sevimli siyah kızın videosunu çekiyorsunuz. Yoksa o sizin kızınız mı? Bilmiyorsunuz. O an yaşadığınız her şeyi sanki dün yaşamış gibi anımsıyorsunuz bazen ama hiçbir şey tam değil. Her şey eksik ve parçalı. Sizi katillerden kurtarmaya çalışan bir adam çıkıyor ama o da başka bir katilmiş. Zayıflığınız sizi kötülükten kötülüğe sürüklüyor, tam anlamıyla ölümlerden ölüm beğeniyorsunuz.
Ben bir insanım. Bir insana bunların yapılmasını nasıl seyredersiniz? Neden bana yardım etmiyorsunuz? Bütün feryatlarınız nafile. Bir şekilde hayatta kalıyorsunuz ve sinyalin yayıldığı beyaz ayı vericisine ulaşıyorsunuz. Vericiyi kapatırsanız insanlık için çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Sizin sayenizde vicdansızlık, merhametsizlik, duyarsızlık, adaletsizlik bitecek ve sonsuza kadar hep beraber mutlu yaşayacağız. Ve en önemlisi, siz kim olduğunuzu, adınızın ne olduğunu, neden bunları yaşadığınızı, o fotoğraftaki kızın kim olduğunu öğreneceksiniz. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İzlediğiniz her şey bir kurgudan, simülasyondan, tiyatrodan ibaret. O haline üzüldüğünüz zavallı kadının aslında kim olduğunu öğrendiğinizde düşünceleriniz tamamen değişecek. O kadın nişanlısı olacak herifle birlikte küçük bir kız çocuğunu kaçırıyor. Ve nişanlısının o masum çocuğu işkence yaparak vahşice öldürmesini seyrediyor. Telefonuyla o kızın görüntülerini çekiyor, fotoğraflarını çekiyor. Karşımızda tam bir canavar var. Nişanlısı intihar ederek cezadan kurtulduğu için mahkeme kadına verilebilecek en uygun cezayı veriyor. Yaşattıklarını yaşamadan ölememe cezası. Ve bir gün içinde ona cehennem azabını yaşatmak için önceden çalışılmış, hazırlanılmış bir senaryoyla profesyonel bir ekip çalışıyor. Seyirciler, mekan, kostüm, her şey adaletin tecelli etmesi için özellikle hazırlanmış. Kadın nasıl bir cani olduğunu anlasın diye. Adı nedir, kimdir, neler yapmıştır, neden bunları yaşıyordur hepsini teker teker öğrenir. Başına gelen her şey kendi suçunun karşılığıdır. Ve nihayet günün bitmesiyle azap da biter mi acaba? Hayır. Zaten en kritik yerde burası. Gece yarısı kafasına takılan bir cihazla uyutulur ve yaşadığı her şeyi unutur. Sabah uyandığında hiçbir şeyi hatırlamayacaktır. Her gün yeniden aynı korkuyu yaşayacak ama asla alışamayacak. Sonsuz bir azap onu beklemektedir. Ve zaten cehennem dediğimiz şey de tam olarak bundan ibarettir. Her insan kendi cehennemini kendisi inşa eder. Ne yaşattıysa onu yaşar her insan. Cennet mi? O da öyle. Her insan kendi cennetini kendi inşa eder. Nereye, hangi tohumu ektiğimizle alakalı her şey.